geldiniz sayın doktorum. Kınamadık elleri, kınamadık elleri. Boş tuttuk gönülleri, boş tuttuk gönülleri. Halka hizmet, hakka hizmet dediler. Bir baktık ki aradan 10 yıl geçmiş. Sanki daha işin başındaymış gibiler. Demek ki bu millet Tayyip Erdoğan'ı sevmiş. Daha nice 10 yıllara Tayyip Erdoğan'ım. Bütün dualarımız bil ki hep seninle. Bu milletin ankenlere yeter ki sen emanet etme. Seninle koşacağım elimle kalemle. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 23. dönem milletvekillerimizden Sayın Osman Demir'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Saygı değer milletvekilim, değerli il başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, partimizin çok değerli mensupları, sevgili Turhanlı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karşımda çok güzel bir topluluk görüyorum. Turhanlılar, bu yönünüzle, bu heyecanınızla sizleri kutluyorum. Geçtik memleket için, geçtik memleket. Perşembe günü akşamı Başbakanımız önceki dönem milletvekilleriyle, aktif ve milletvekili olmayan milletvekilleriyle bir akşam yemeği yedi. Ben de o toplantıya katıldım. Toplantıda bir de konuşma yaptı. Bize söylediği şudur. Dedi ki siz zaten halkın içindesinizdir. Bunda bir şüphem yok. Ama bu seçimler yerel seçim olmanın ötesine geçti. Bu seçimler genel seçim havasında geçecek. Çünkü bu seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ondan sonra da genel seçim var. Eğer bu seçimde AK Parti'yi tökezletebilirlerse karşı tarafın yani muhalefetin iştahı kabaracak. Onlar Cumhurbaşkanlığına da genel seçimlere de daha başka bir heyecanla hazırlanacaklar. Ama bu muhalefet partileri bu milletin bilmediği partiler mi ki? Biz onların geçmişini gördük. Ne yapıp yapamadıklarını gördük, denedik. Onlar bu ülkeye ne verdi ki bundan sonra ne verecekler? O yüzden sizlerle beraberim ve başbakanımı çok sağlıklı gördüm. Her zamanki azminde gördüm. Sizlere de selamları var. Ben sözümü uzatmayacağım ama şu önümdeki hanım kardeşleri görerek bu ön tarafa toplanmışlar ve aşağı yukarı %90'ının da başı örtülü. Bu hanım kardeşlerimi görerek bir anımı paylaşmak istiyorum. Bu AK Parti'nin ne büyük bir parti olduğunu gösteren bir anıdır. Biliyorsunuz ben üniversite hocasıyım. 28 Şubat yaşandığında Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 28 Şubat biliyorsunuz kız öğrencilerimizin başörtülü olarak üniversitelere alınmasını yasaklayan bir süreçti. Bize Ankara'dan bir dekan getirdiler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne. O dekan derslere başörtülü öğrenci almasını yasakladı. Tabii rektörlüğün emriyle oluyor bütün bunlar. Rektörlüğü de YÖK emrediyor. YÖK'e de o günkü olağanüstü şartlar emrediyor tabii. Hepsi birbirine bağlı. Bir gün dedim ki dekana, hangi devirde yaşıyoruz? İnsanların kılık kıyafetiyle niçin uğraşıyorsunuz dedim. Bana dedi ki dekan, hocam dedi, önce sınıfa almayacağız. Sonra okula almayacağız başörtülerini, okulun kapısından geçirmeyeceğiz. Sonra üniversitenin kapısından geçirmeyeceğiz. Sonra sokağa çıkartmayacağız dedi. Bunu bana söyledi, bunları yaşadı. Bugünlerden geldi. Şimdi AK Parti'ye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini herkes iyi anladık mı? O zaman sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.
milletvekilimiz Osman Demir Beyefendi'ye bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgi, mutluluk ve şelalelerinin Türkiye'mizin her tarafında yakıldığı, dünya arasında geçmiş görkeminin yeniden yaşandığı, mazlumların dört gözle beklediği adalet ruhunun dünyaya yayıldığı, gelin yarınlarımız için, gelin bir daha Türkiye'miz için AK Parti diyelim mi? O zaman bayraklar havaya, eller havaya. Şimdi içimizden birisi Turhal'dı. Milletvekili adayımız Koçer Doktor Celil Göçer Beyefendi bizlere selamlama konuşması yapacaktır. Buyurun efendim. Sevgili Turhanlı hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu kadar güzel ve coşkulu bir topluluk çok az yerde bulunur. Hepinizin yüzünde sevgi okunuyor. Değerli Turhanlılar, değerli hemşehrilerim, amcalarım, teyzelerim, bacılarım, İki hafta önce bir iş ziyareti sebebiyle Kuzey Irak'taydım. Irak Ekonomi Bakanı'yla bir görüşme yaptık burada. Bir ay önce Amerika'daydım dedi. Amerikan Bakan Yardımcısı bize dedi ki, eğer Kuzey Irak petrollerinin parası Amerikan bankalarını yatmaz ise biz size iyi gözle bakmayız dedi. Türkiye'deki olup bitenleri bu gözle değerlendirin. Bu çok büyük bir paradır. Eğer para kontrolü kimdeyse ülkenin kontrolü onlardadır. Bu paralarla çok büyük işler yapılır. Şimdi herkes konuşuyor ya, yolsuzluk yapıldı. Halk Bankası'nda ayakkabı kutularının içinde bir şeyler bulundu. Şimdi bugün çıktı, salıverildi Sayın Genel Müdür. Şimdi anlaşılıyor ki aslında ayakkabı kutusu falan hepsi hikaye, mizan. Peki bugün geldiğimiz noktada kim kaybetti? Türkiye kaybediyor. Bizler kaybediyoruz. Ama siz değerli hemşehrilerim bu oyunu gördüğü zaman 30 Mart'ta kim kazanacak? Biz kazanacağız. AK Parti kazanacak. Yani millet kazanacak. AK Parti millettir. AK Parti'nin açılımı milletin partisidir. AK Parti'nin açılımı hizmettir, millete hizmettir. Bu seçimlerde elbette ki 15 tane adayı kardeşimiz yarıştı. Allah bir kardeşimize nasip etti. Bundan önceki Turhal'da belediye başkanımızın yaptığı hizmetleri görüyorsunuz. Yılmaz kardeşimle, Yılmaz hocamızla bu seçimlerden sonra çok büyük bir oy almak suretiyle artarak bu hizmetler, bu çalışmalar devam edecek. Benim siyasete bakışım şudur. Siyaset yapıyorsanız bunun karşılığında bir fayda elde etmeniz lazım. Ortaya bir hizmet çıkması lazım. Şimdi Tokat'ta muhalefet partisinden olan geçen dönemde belediye başkanlarımız vardı. Onlar şimdi aramızdalar. AK Parti'ye geçtiler. Neden geçtiler? Hizmet için geçtiler. Bir milletin, bir memleketin kalkınması için değerli hemşehrilerin, siyasetçilerin, bürokratların,
iş adamlarının ve sanatçılarının el birliği yapması lazım. Beraber çalışması lazım. Biz şimdi Ankara'dan iş adamı ve bürokrat, ilim adamı, akademisyen arkadaşlarla bir platform oluşturduk. Oturup kalkıp, yatıp kalkıp Turhal'a ne yapabiliriz, Turhal'a nasıl projeler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Size vaat ediyorum buradan. Değerli Yılmaz hocamız, Allah'ın izniyle 30 Mart'ta büyük bir oyla belediye başkanımız olduğu zaman hep beraber el ele, omuz omuza, Turhal'ımıza, Tokat'ımıza hizmet edeceğiz. Buradaki coşkudan anlıyorum ki Turhal'da AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir. Biz kendimizle yarışacağız. Bütün hemşehrilerimi, gönlüm diğer partilerde olmuş olsa bile, geçmişte diğer partilerde bulunmuş olsalar bile, eğer amacımız Turhal'a hizmet ise gönlü orada kalsın. Ama hizmet için, hizmet yarışı için sandıkta oylarımızı AK Parti'ye ve Yılmaz hocama vereceğiz. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta büyük bir oyla Yılmaz hocamı Turhal'ımıza belediye başkanı yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Doçent Doktor Celil Göçer Beyefendi'ye bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin kalplerinde kine, nefrete hiç ama hiç yer yoktur. Dostluğa, kardeşliğe, birlikteliğe, aydınlık Türkiye'ye yer çoktur. İbrahim misali ateş atılsak da safımızda bir değişiklik yoktur. Gelin yarınlarımız için, gelin bir daha yeni Türkiye'miz için AK Parti diyelim mi? Evet, şimdi de Turhal'ımızın gururu, 30 Mart sabahının belediye başkanı Yılmaz Bekler bizleri. Yakarım geçtik memleket için, geçtik memleket için. Hak olan doğrusu, hak olan doğrusu. Duyurmuş halımızı, duyurmuş halımızı. Herkese bağımızı açtık memleket için, açtık memleket için, açtık memleket için. Her şey bu millet için, her şey Türkiye için. Saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer başkanlarım, Turhal'ımızın aziz insanları, sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, sizlere en kalbi ve duygularla selamlıyorum. Burası seçim büromuzun bir açılışı olmasına rağmen, ta saat 11'den itibaren burasını bir miting alanına çevirdiğiniz için, burasını bir düğün yerine çevirdiğiniz için, çelenklerinizle, çiçeklerinizle burasını bir çiçek bahçesine çevirdiğiniz için, şahsım adına, AK Parti ilçe teşkilatım adına hepinize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adaylığımızın ilan edilmesinin üzerinden 15 gün geçti. Bizler de Turhal ve Turhalılar adına hepinizden gurur duyuyoruz. Adaylığımızın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen gerek kahve toplantılarında, gerek ev toplantılarında, gerekse partimize hayırlı olsun ziyaretlerine gelerek, gerekse esnaf ziyaretlerimizde bizlerden ilgisini esirgemeyen Turhal'ın aziz ve sevgili insanlarına, yine şahsım ve teşkilatım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Turhallılar, bizler sizlerle birlikte Turhallıyız. Bu şehrin ekmeğini yiyor, suyunu içiyoruz. Belki çevre kasabalardan ve köylerden gelmiş olabilirsiniz. Belki çevre illerden göç edip gelmiş Turhal'da ikamet ediyor olabilirsiniz. Ancak bizler sizlerle birlikte kader arkadaşıyız. Bu şehir zenginleşirse sizlerle birlikte zenginliyoruz. Bu şehir fakirleşirse sizlerle birlikte fakirliyoruz. Biz sizlerle birlikte, cenazemiz olursa birlikte ağlıyoruz. Düğünümüz olursa birlikte oynuyoruz. Biz sizlerle birlikte hep bir hallı Turhallıyız. Ben 44 yaşındayım. 44 yaşındayım. 44 yaşıma gelinceye kadar bu kısa ömrümde bile 5 ya da 6 tane belediye başkanının belediye başkanlığı yaptığı döneme şahit oldum. Geçmiş dönemlerde başta Ali Bey olmak üzere bu şehre hizmet eden ve benim memleketime taş üstüne koyan, bir eser emanet eden tüm belediye başkanlarıma, herkesin huzurunda tüm Turhallılar adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak Turhal'ımızın sorunları var. Turhal'ımızın sorunları var. Ve biz de bütün bu sorunları özellikle mühendis, mimar, tekniker arkadaşlarımızla birlikte masaya yatırdık. Aylardır projeler hazırlıyoruz. Çok güzel projeler hazırladık. Çok güzel bir ekip kurduk. 30 Mart sabahından itibaren Turhal için hazırız, hazırız, hazırız. Zaman zaman diyorlar ki, başkanım en büyük, en mega projeniz nedir diyorlar. Başbakanın mega projeleri oluyor. Senin de mega projelerin var mı diyorlar. Biz gerek kahve toplantılarında, ev toplantılarında projelerimizi sizlerle paylaştık. Facebook'tan bile paylaştık. Ancak ben o insanlara şunu söylüyorum. Bizim bu şehir için en mega projemiz bu şehre sahip çıkmak olacak. Bu şehrin gelirine, bu şehrin nehirine, bu şehrin gençliğine, bu şehrin çarşı esnafına, pazarcı esnafına, sanayici esnafına, çiftçisine, besicisine, herkesine ve her kesimine sahip çıkacağız. Bu şehrin gökyüzünde uçan kuşuna da, bu şehrin toprağındaki böceğine de sahip çıkacağız inşallah. Öncelikle şu çarşımızı modernize edeceğiz. Çarşımız kaldırımlarıyla, yollarıyla, vitrinleriyle birlikte insanın yüzüne gülecek. Cazibesi olacak, alberisi olacak ki esnafımızın yüzü gülsün. Ben şuna inanıyorum. Esnafımızın yüzü gülerse tüm Turhal'ın yüzü güler. Ama esnafımızın yüzü asılırsa tüm Turhal'ımızın yüzü asılır. Öncelikle çarşımızı modernize edeceğiz.